Evet, evet. Evet, evet. Burada söylediler bize, siz satılıksınız. AK Parti size para vermiş. Onun için siz buraya gelmişsiniz. Siz satılıksınız. Evet, sürekli söylüyorlar bize burada. Hayır, kesinlikle. Hayır, olur mu? Öyle bir şey olur mu? Ben çocuğum için gelmişim. Ben her şeyi göze aldım. Ben çocuğum için göze aldım. Gerekirse kendimi arabanın altına da bile atarım. Öyle bir şey olur mu? Ben çocuğum için gelmişim. Ben çocuğum için her yere katıldım. İşte artık param da kalmadı. 20 milyon param kalmış. Ben bu parayla nasıl otele gideceğim? Nasıl yemek yiyeceğim? Nasıl bilet paramı, param yoktu, param bitti artık. 20 milyon param tek kalmış. Ben çocuğumu istiyorum, ben çocuğum için buraya gelmişim. Bizi Kandil'e davet etmiş Abdullah Öcalan, biz oraya gitmiyoruz. Bir çocuğumuzu eve gelmesini istiyoruz, bir çocuklarımızı istiyoruz. Bize siz katilsiniz, satılmışsınız partiye, AK Parti'ye. Ya biz kimseyle düşmanlığımız yok, vallahi yok, billahi yok. Biz acili baba ve anneyiz. Buradaki anneler acıyor, ciğerleri sızıyor. Ağlıyorlar, gece yatamıyorlar, yemek yiyemiyorlar. Ya evlat acısı var bizim içerimizde. Hiç olmazsa siz derdimize ortak olmuyorsunuz. Bize engel de olmayın. Bizi üzmeyin. Zaten üzüntümüz fazla. Bizi daha fazla üzmeyin. Bize yazık. Yani yazık değiliz. Biz de bu memleketin insanıyız. Biz de Müslümanız. Biz de iman etmişiz Allah ve Peygamber'e. Biz yazık değiliz. Bu ağacıyla beraber bize ağacı çektiriyorsunuz. Hepsine sesleniyorum. Bu ağacı bize herkes paylatsın. Yazıkız biz artık. Ciğerlerimiz patladı. Vallahi 9 aydır ben evimde yatmamışım. Ben evimde rahat yemek yememişim. Yani yazık değil. Bizim acımızı daha fazla latışır. Bu acımıza su dökmeden bizi daha fazla üzüyor bazı insanlar, bazı çevreler.